Ben Emre'nin gerçek yüzünü merak ettim. Emre'nin gerçek yüzü ne? Ya onu kızdırmak için söyledim ben o kadar şeyi. Ne biliyorsun bizim bilmediğimiz Emre'yle <laughs> ilgili? Yani gerçek yüzü ne Emre'nin? Emre'yle ne biliyorum Emre'nin hakkında? Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece o Hazal'ı sinirlendirmek için. Üstüne basa basa söylediğim Zaten şey. Zaten bakın kızı Yapamayacaksın. Oraya sen yayılmışsın oraya. Hı, tabii canım yapamayacaksın, yaşayamayacaksın. Ya zaman her şeyi gösterecek, göreceğiz burada hepimiz. Emre bu konuşmadan rahatsız olduğun bir an var mı? Gerçek yüzünden bahsediliyor ama öyle bir yüz yok. Ee, benim bir gerçek Şu da gerçek yüz. Ömer'in <laughs> <Eminim> yüzü. <laughs> gerçek yüzüm evet. Gerçek yüz Gerçek Şöyle yüzüm. söyleyeyim. Ben Ayça e, gerçekten inanamıyorum sana ya. Yani ne istiyorsun? Söylesene. Sen ne istiyorsan söyle onu yapayım hadi söyle. Hı? Ne Seni olsun istiyorsun? Ne Şu dünya üzerinde Sen ne senin düşün? her zaman... E, ben, ben, ben diyemezsin. Senin istediklerin her zaman olamaz şu hayatta. Tamam Bunu unutma. Peki. Sen kendi Sen mutluluğun kesin, için, peki. kendin e, seviyorsun diye... Ben seni sevmiyorum ya. Tamam. Ben sana peki. karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Ne istiyorsan onu yapayım veriyorum. dedin ya, seni istiyorum dedi. Buyur bakalım. Allah Allah. Öyle bir şey yok tamam, işte. Tamam canım, hiç uzatmıyorum. Tamam mı? Okey, yani tamam. o yüzden e, tamam. böyle insanlara gerçek yüzü... Benim gerçek yüzüm varsa, tamam. bu değilse benim gerçek yüzüm... O zaman o kadar zamandır beni böyle sevdiğini bağıra bağıra söyleme. Tamam, tamam. mı? Tamam. Yani git hayatına bak. Herkesin İnsanlarla gerçek yüzü bu da zaten zamanla patlıyor, ortaya çıkıyor e yani. Daha Her yani şey Emre Buran'ın en eskilerinden çıkacak nesi e göreceğiz, varsa iddia söyle. Bilmiyorum. Demirden korksam trene binmezdim ben. İyi o zaman muyum? dikkat o yüzden et trenle benim kaza Benim hiç yapma. kimseden korkum yok. Ben burada bir şey yaşayacaksam Allah'a kadar, sonuna kadar yaşarım. Hiç Yaşa kimseyi ilgilendirmez. Tamam mı? Ayça seni zaten hiç ilgilendirmez. Tabii ki ilgilendirmez. Tamam <laughs> i̇stediğin şekilde konuşabilirsin, istediğin şeyleri söyleyebilirsin. Tamam mı? Benim karşımda Azal gelmiş buraya beni tanımaya çalışıyor. İzlemiş, evet. e, bana tarif olarak gelmiş. Tamam mı? Benim fikrim de seni hiç ilgilendirmez. Tabii ki Onun ilgilendirmez. Hakkında ne Senin fikrin Tamam mı? O... Kız gayet sempatik, aklı başında, gayet de düzgün bir insan. Tamam mı? Hani bu saatten sonra ne olur ne biter hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Benimle onu maran, onun, aran, onun arasında olan bir şey. Tamam. Hep tamam diyorsun. Tamam diyorum. Hep fer finalde. Bekleyelim ya. Yapacak bir şey yok yani. İstemiyorsa zorla da yapışamam ben. Yapışıyorsun diyor. Bir de benim adımı yazıyor diyor. Ona şaşırıyorum. Ya adam her gün, her hafta benim adımı yazdırdı. Kendi yazdı. Bana Bak, koruma ben verdi. Ben seni bir istemediğimi mısın, söylediğim ya. için ya. Ama sen beni Laf istediğin bölmez, halde yazıyorsun. Laf bölmezsen sevinirim bir sus. Adam burada bana koruma veriyor. Gidiyor orada yazıyor. Öbür hafta bir daha yazıyor. Ben bir kere yazmıştım. Zoruna gitmiş herhalde. Her dakika onu söylüyor. Sana verdiğim koruma hakkın bende kalmasın o, diyeydi. O bu zaman bir. bana sürekli koruma vermen bir. lazım. Ben sana dört buçuk ay boyunca koruma de hakkın verdim. Bir yani. de bende kalmasın diyeydi. O Zaten o zamanlar ben de sana verdim koruma merak etme. E, o dönemlerde her şey karşılıklıydı. Şimdi e, bana bak şimdi Ayça, <laughs> farklı durumlar var, tamam mı? Bir şeyler bitti. Bunu kabullendim ben, kendime de kabullendirdim ve e, sana karşı hiçbir şey hissetmediğimi her defasında söylüyorum zaten, tamam mı? E, ne yapmaya çalışıyorsun, ne istiyorsun, amacın ne? Burada mı kalmak, bir aşk mı yaşamak, beni tekrar mı kazanmak? Hangisi olduğunu ben kestiremiyorum çünkü çok farklı kafalarda hareketler yapıyorsun, konuşmalar yapıyorsun, tamam mı? Bunu unutma. Benim derdim ben buradan mutlu şekilde ayrılmak istiyorum. Mutlu Bu ayrıca. beni en mutlu edecek insan kimse onunla olacak. Beni ben de kimseyle... Ayça'nın da mutlu ayrılmasını evet. istiyorum. Canım. O da mutlu olsun diyorum Neden ama... Neden Ayça? Ne bileyim baksana adam zaten... Ya tamam Emre'yle ayrılamasan bile buradan. Bak ne ben de? sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Sedan çok iyimser konuşacağım yani. sana. Allah sana e, inşallah en iyisini nasip eder, en mutlusunu nasip Emre, eder. Emre onu soracağım Benden sana. Benden kat kat... Emre sana bir şey soracağım. Efendim Selahattin Hazal buraya senin için geldi. Geldiğini evet. söyledi, gitti, görüştünüz. Sen de Hazal'ı tanımak için en azından... Hani kendi kriterlerine uygun buldun. Evet. Bilmiyorum bundan sonra tanımaya devam edecek misin, etmeyecek misin ama az önce söylediğin cümleler oldukça olumlu bana göre. Şimdi Ayça için bir aday gelse, erkekler evine girse. Sen aynı şekilde sabote eder misin yoksa destekler misin? Umurumda değil. Karışmam, etmem. Hayatına baksın, yaşantısına baksın, mutluluğuna baksın. Kiminle istiyorsa onunla olsun. Hatta istediğiyle olabilir yani. O onun seçimi. O onun seçimi, onun hayatı, onun kararı. Sen bugün kırmızı odaya kimseyi çağırmadın. Kahvaltıda evet, kim... benim izlediğim görüntülerde Hazal'la oldukça samimiydin. Hazal senin için geldiğini söylemişti. Baş başa e, hatta oturur gibiydiniz. E, gayet sıcaktınız, onu ilgiyle dinledin. Ama kırmızı odaya gittiğin zaman kırmızı oda hakkını kullanmak istemedin, Hazal'ı çağırmadın. Neden? Yanlış anlaşılmaktan mı korktun? Cesaret Şöyle mi edemedin? Söyleyeyim. Cesaret edememe gibi bir durum yok. Yanlış anlaşılmayı gerektirecek bir durum da yok zaten. Ee, ben, e, Hazal çok güzel bir kız tekrar söylüyorum ama ben güzellik delisi bir adam değilim. Ve e, damdan düşer gibi bir şeylerin içerisine hemen girecek bir adam da değilim. Yaşadığım, söylediğim o kadar söz var. Güven kırıklıklarım var, Ama ne ara tanıyacaksın var. Emre bak. Biz... Kız Seda Hanım. geldi, aday senin için geldi. Baktın, iyi ve çok olumlu şeyler söylüyorsun. E Bugün de zaten haftada bir hakkın var birini çağırmaya. Seda Hanım, şimdi belki de benim de kafamda kurduğum başka şeyler vardır. Şimdi o benim için geldi buraya, amenna. Benim adımı söyledi ama bu ne kadar istikrarlı. Ya da ben hani böyle reddediğim zaman hemen o benim yani buraya gelirken mesela şimdi mülakatlardan geçiyor insanlar değil mi? Evet. Belli başlı konuşmalar yapılıyor, kim için geliyorsun, şöyle böyle. Şimdi Hazal'a e, tabii ki de ben bir şey diyemem. E, gayet zaten özgüveni yüksek ve kendinden emin bir insan. Ayrıca biliyorsun, Lakin, yani bize söyleyebilir senden hoşlandığını. Işte Ama buraya diyorum. geldiği zaman söylemek zorunda değil i̇şte ilk onu gününde. Diyorum, Biz geldi, de bunu söylemesi hakkına e, sahip bunu açık değiliz. açık açık söyledi, çok güzel bir şey. Açık açık konuştu, e, hiç kimseden bir şey saklamadı. Ama işte bir, bir de benim de bir gözlem sürecim olsun. anladım. Da? Gözlem yani. yapmak istedin yani. Evet. Yani hani Anladım. onun nasıl Benim bir tepki verdi zaten. Kırmızı Oda'ya çağrılmadığında yani. mesela merak ediyorum. Yani... Hmm. Anlatabiliyor muyum? Şimdi benim de kendime göre öğrenmek istediğim, duymak istediğim ya da görmek istediğim şeyler var. O zaman ben soruyorum. Madem merak ediyorsun ne hissettin kırmızı odaya çağrılmadığında? Çünkü bence ben izledim yukarıda. Gayet güzeldi kahvaltıdaki sohbetiniz. Emre'nin o gözlerindeki ilgiyi dinlerken hani konsantre olursun ya birisine. Hı hı. Onu ben hissettim. Yanında oturuyordu zaten. Hı hı. Sonra kırmızı odaya çağrılmadığında hayal kırıklığı hissettin mi? Ne hissettin? Ya kırmızı odaya çağrılmasını bekliyordum aslında. Ama hayal kırıklığına uğramadım. Çünkü onu anlayabiliyorum Düşünde, düşüncelerini fark edebiliyorum. Zaman süreci var. O yüzden şey yapmadım yani o kadar kırıldım, üzüldüm, beni niye çağırmadı falan olmadım. Anladım. Zamanla. zamana sen Onun de razısın yani. ihtiyacı var. Ki her şey zamanla çözülür. Anladım. Böyle birbirinizi tanıyarak göreceksiniz. Evet. Peki o zaman kırmızı odalar demişken kırmızı oda görevini doğru tahmin edenler. Boğaçan'ın seni çağıracağını bile bile. İşte. Boğaçan'ın ismini vermedin birlikte vakit geçirmeyeceğinizi zannediyorsunuz. Ama zaten dört çift dışarıda, dört çift içeride vakit geçireceksiniz yani sorun yok. Nur, e, Semih demişti, doğru. Bakalım çorba burnundan gelecek mi Semih'in? Dani Tankut demişti, doğru. Ceyda Adnan demişti, çorbacılar. E, Melis Murat diye atmıştı diyeyim ben, <gülüyor> <gülüyor> olmadı tabii. Ayça boğaç bir ihtimal demişti ama eve bekleyeceğini tabii kabul, kabul etmişti. ben boğaça çevirdim. Evet. Hazal e, Emre demişti bekliyordu böyle bir ümidi vardı ama zaten o konuyu şimdi konuştuk. Mehtap Murat demişti tamamdır. Cansel Eser e, maalesef tekrar hatırlatayım buradan iki günlük raporu var efendim ağır bir grip geçirdiği için aramızda değil inşallah onu öpüyoruz. Bizi izliyordur o yattığı yerden bir an önce çıksın gelsin yanımıza Cansel de Tankut dedi hani arkadaşıdır diye. Biz Cansel'deyiz. Ev beklediler olsun <laughs> sıkıntı yok. Ee, şimdi zaten görevi tahmin eden dört çift birlikte olacak. Diğer tahmin edemeyenler de birlikte olacak. Kaybeden kişi de yok diye düşünüyorum. Haftanın ilk gününe böyle geçti. Çorbayla başladı nelerle bitti. Bakalım yarın nelere gebe efendim. Yarın da görücülerimiz, akrabalarımız, aile ziyaretlerimiz var. Görüşürüz. Beyler hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın hoşça kızlar. Görüşürüz. sen yeter ki